Hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Ali Bey de hoş geldi. Ali Bey klinikteydi. Gözünü klinikte açtı sabah. Ben de çayımızı demledim. Hemen kahvaltı olaylarına bir geçiş yapmamız lazım. Canım arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. Yuvamıza hoş geldiniz. Baya bir Ankara vlogları geldi. Ankara'da buluştuk sizle her gün günlerce. Bugün cuma, bir hafta oldu işte biz cuma gitmiştik. Hayırlı cumalar. Rabbim bütün hayırlı dualarınızı kabul eylesin. Bütün evlatların yolunu bahtına açık eylesin. Emeklerini boşa çıkarmasın inşallah. Dudağım Allah'ım ya Rabbim hiç bu kadar behçet yarası dudaklarımda çıkmamıştı. Sağlık olsun bakalım. Konuşurken böyle biraz geriliyor da. Her neyse en azından beyazlığı gitti. Karşınıza o şekilde de gelmek istemedim açıkçası arkadaşlar. Şurama öyle ama orayı böyle birazcık kabuğunu aldım gibi oldu. Her neyse. Vallahi arkadaşlar saat şu an 2'yi geçti. Evet, kalktığımdan beri ortalığı toparlamaya, kendimi toparlamaya ve videomuzu sizlerle buluşturmaya uğraşıyorum. Çok şükür buluşturdum. Ali'yi de aradım hani ne yaptın diye. Cansu bugün yok, Erkan da yok klinikte. Seminere gittiler, ultrason eğitimine gittiler arkadaşlarım. Ondan sonra akşam 7'den sonra hizmet verecekler. Aslan var biliyorsunuz klinikte. Minnoş aslanımız var. Karnı doyacak. Tuvaleti yaptırılacak. Gazı çıkartılacak. Ali onunla ilgilendi. Aradım ne yapıyorsun diye. Aslanı gezdiriyorum bahçede. Ne yapacağım dedi. Minnoş'um ya onu da özledim. Büyümüş mü dedim. Büyümüş büyümüş. Bayağı büyümüş falan dedi işte. Ondan sonra sen ne yaptın dedi. Hani hazırladın mı bir şeyler falan dedi. Dedim domates kavuracağım Ali. Çayı demledim. Domates kavuracağım. Sen yedin mi bir şeyler dedim. O da simit yemiş. Saat bir hayli ilerledi, videoyu halledeyim diye eve bakamadım. Sadece çamaşır makinemi doldurdum, daha çalıştıramadım. Çayımızı demledim. Şimdi bir güzel domates kavurayım ben. Baktım dolaptaki domateslerimize falan bir şey olmamış. Hemen ondan bir kavuracağım. Şöyle yumurta falan da kırarım üstüne. Bir güzel bandırırız, yeriz. Ondan sonra günümüze devam ederiz. Ali Bey yukarıya çıktı. Çok güzel bir gün olsun inşallah. Çok güzel geçirdiğimiz bir gün olsun. Hadi Bismillah dedik ve başladık. Buyurun efendim. Buyurun. Ekmeğimizi almış Ali Beyciğim. Suyumuzu almış. Şöyle Hoş geldin canım. kalmış. Hoş geldin. Bakın burada ne var arkadaşlarım. Şöyle ışığı açayım. Bakın burada ne var. Benim Ankara'ya götüreceğim çanta ve ayakkabı. Her şeyde var bir hayır. Yeni bir ayakkabı ve çanta sahibi olmuş oldum bu bahaneyle, bu vesileyle. Annem, güzel kızım benim minnocuğum. Üzüm. Üzüm baba mı gelmiş? Hemen karnımızı bir doyuralım. Ondan sonra size şu IKEA alışverişimi falan bir gösteririm Allah izin verirse. Domatesimi doğradım, soğanımı kavurdum, biberimi kavurdum. Ali sesini kısar mısın? Şöyle tavamda pişerken ben de o arada bulaşık makinesini boşalttım arkadaşlar. Çocuklar bulaşık makinesini falan yerleştirmiş, yıkamış, etmiş. Böyle dağınık bir eve de gelmedim çok şükür. Yumurtamı da çırptım. Şöyle ekliyorum hemen. Bir taraftan tezgahımı topladım. Caner'cim bize ne yapmış teyzeleri? Beşamel soslu fırın makarna yapmıştı akşam. Ondan yedik eve geldiğimiz zaman. Sonrasında maç keyfi yaptılar onlar. Baba oğul. Maçı izlediler. Ben de hemen yatmaya gittim arkadaşlarım. Yani biraz böyle Cansucumla sohbet ettik. Ne oldu, ne bitti? Öyle miydi, böyle miydi, şöyle miydi? Ondan sonra yatmaya gittim. Şimdi artık günümüze başladık. Çekmek istedim size aslında akşama ama arkadaşlar yol beni birazcık yordu. Böyle hastada olduğum için bir 5 saat. Kaç saat sürdü Ali yolumuz? 5 saat. Samsun'a böyle 4 saatte indik de. 4,5 saatte. Samsun'dan buraya da 1 saate yakın yol var işte. Her neyse sağ salim geldik evimize arkadaşlarım. Artık şöyle karnımızı bir doyuralım Ali şimdi. Ondan sonra hızlı bir şekilde güne giriş yapalım. Kaşar ekleyeyim mi? İster misin? Acı. Acı atabilirmişim. Öyle yani güzel arkadaşlarım. Birazcık karabiber ekleyeyim. Makinemi de çalıştırmadım. Çalıştırsam iyi olacak. Çalıştırayım da o da bir yıkansın. Şöyle göstereyim size. Beşamel soslu fırın makarnamızı Caner'cim artık iyice öğrendi bu işleri arkadaşlar. Üstü kaşarlı. Ablası kıyma falan yemediği için onu eklemiyor. Böyle. Yemeğimiz buydu akşamleyin. Allah razı olsun evlatlarımızdan. Valla.
Rabbim hep güzel günlerini göstersin. Vatana millete hayırlı insan eylesin inşallah. O zaman ben devam edeyim. Ali'yi manava gönderdim arkadaşlarım. Pırasa al dedim. Şöyle güzel bir pırasa yapayım dedim ama pırasayı aldı. Evde havucumuz yokmuş. Dolabı alt üst ettim, yok. Şöyle üzüm almış, mandalina almış, fasulye almış, pırasa almış, gelmiş. Dedim madem fasulye aldı, fasulyeyi pişireyim. Şimdi bir daha havuç almaya gönderemem. Ben de çıkamam. Bugün zaten böyle sakin geçiriyorum. Güne de geç başlayınca kendimi çok fazla da böyle sıkıştırmak istemedim. Yemek ekmek yapsam yeter gibisinden. Yarın inşallah şey yaparım, şöyle bir ortalığın döküntüsünü toplayayım dedim işte bugün. Çamaşırları, yıkanan çamaşırları kurutma makinesine attım. Bavulumuzu boşalttım. Ali, bavulki nerede, yerine yerleştirilecek. Ondan sonra yemeği halledeyim. Biraz da patates eklerim herhalde içine. Fasulyeyi de 60 liradan almış arkadaşlar. Pırasa kaç liraydı Ali? Pırasa da 30 TL'ymiş. Şu yemeği bir halledeyim. Cansu'nun da şeyi... Kliniğe dönme saati geldi Erkan'la beraber. Ben de bir gitmek istiyorum. Şu yemeği pişireyim. Ondan sonra gideriz belki, bilmiyorum. Yapacağız bir şeyler. Yemeğimi bir halledeyim de arkadaşlar. Su gibi fasulye de nasıl güzel. Aslında turşuluk fasulye değil mi bu? Enli enli böyle. Geçen sene böyle fasulyeden yapmıştım turşuyu. Neyin maçını izliyorsun Ali? Dün akşamki maçın mı? Bizim hayatımız artık emekli hayatı, biliyorsunuz. Maçlar eksik olmaz. Maç, futbol sesleri. Neyse, şunu halledeyim. Dediğim gibi yemeğimi bir ortaya çıkarayım. Ondan sonra bir banyoyu halledeceğim, lavaboyu. Klozeti halledeceğim. Yemeklerim pişerken. Bugünü sakin geçiriyorum dediğim gibi arkadaşlar. Yorgunum zaten, üstüne bir de hani evin işiyle yormak istemedim kendimi. Ankara'dan Beypazarı'ndan iki adın aldıklarımı da şöyle bir kenara topladım. Göstereceğim size onları da Allah izin verirse. Ama önce yemek. Bir iki tane de patates eklerim. Bir tencere yemek. Yemeklerimizi de aldık. Kendimizi dışarıya attık. Özledik arkadaşlarım. Aslanı özledik, Zıpır'ı özledik, çocuğumuzu özledik ya. Haydi gelin bakalım. Aradım Cansu'yu. Hastam var anne dedi. Konuşamadık. Tamam çocuğum dedim anne. O zaman geliyoruz dedim ha. Klimamız takılmış. Geçiyorum ben. Geçiyorum. Klimamız takılmıştı. Biz Ankara'dayken. Şöyle bir bakalım. Buraya takmışlar klimayı. Artık kışın böyle ısınacak. Merhaba. Şöyle. Nasıl yaşıyorsunuz? Siz yaşıyorsunuz. Belki sen mantar yiyeceğim. Mantar yiyorsun. Mantarın hepsi bitti. Et var, çekelim. Var mı yok mu? Et var, çekelim, et var, tereyağı. Babası gelmişti biz Ankara'dayken. Bir sürü şey göndermişler sağ olsunlar. Yoğurt, yoğurt. Bir güzel yoğurt ama bir yemeğe var. Bak yoğurt var. Orada bir tane yoğurt makarna var. Onda tereyağı var. Tereyağı da çok güzel, ben test ettim. Sonra köy peyniri var. Çökelek var. Erkancığım. Çökelek yoksa o senin istediğin, evet, mantı ben, tarzı için mi? Evet, yanmazsam o senin ayıbın artık. Yani. Ya senin canın sağ olsun, yapmaz mıyım? Yaparım. Yaparım, yaparım. Hani Zıpır nerede? Zıpır başhekimler burada. Başhekim. Zıpır'ın adı başhekim arkadaşlar. Aslan Zıpır orada. Şey, aslan. Zıpır. Başhekim. Ha, başhekim. Zıpır başhekim arkadaşlar. Hasta var da çekmeyeyim şimdi. Ya sen neredesin Zıpır'ım ya? Yaramaz çocuğum, sen neredesin? Hı? Gel bakayım anne yaz. Ay gel bakayım anneye. Gel annem. Oy benim kurban olduğum. Bal çocuğum, bal. Şu gözleri. Oy oy, tamam. Baba sağ ol.
Aa, baba söz demiştir seni. Gerçi sen gündüz buradaydın. Gündüz parazite geldi de. Gündüz sen buradaydın. Aslan. Uy. Uy annem. Uy annem. Annem. Uy annem. Aslanım. Aslanım. Dur dışarı. Uş. Kavuştuk. Kavuştuk böceğim. Uy minnoşum. Uy Tamam. Yeniden söyle ablası, yeniden söyle. Asla parçası. Bir şey koydum ısırınca. Ben çalışıyorum. Bir de ısırıyor beni. Ya. Aç çocuğum, aç. Ne yapsın? Oy. Nasıl? Şey? Aslında sıcaklığım içinden çorbanı ye. Neymiş? Karanlıkta bakmak için. Ha. Bebişim. Gez bakalım. Heh. Annem. Annem. Cansu gaz işi nasıl? Cansu. Kız bu çok hızlanmış. Çok hızlanmış bu. Gel. 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 Sütlü az. Vallahi çok hızlanmış. Aa, ne istiyor şimdi benden bu? Bebikim bebikim. Oy kurban oldu. Tamam dur. Ay. Cansu durmuyor ya bu. Uy çok acıkmış. Ayakları yerden gezildi Cansu. Uy yırt elimi. Tamam annem tamam dur. Boş biberon çekme dur. Tamam. Uy. Cansu niye bu kadar sinirli? Kaldır biberonu kaldır. Zıpır da arkadan saldırıyor bana. Zıpır. Arkadaşlarım aslanı doyurmak istiyorum. Çünkü koynuma falan aldım hiç durmadı. Bak, dur annem tamam. Tamam. Ayakları yerden kesildi. Bebeğim. Annem dur. Tamam. Ay, dişleri kaşınıyor diyor Cansu. Hiç çocuğum için. Annem ya. Aa, gel. Dur elimi ısırma. Dur. Tamam. Yırtın. Zıpır dursana. Tamam. Oy. Zıpır çocuğu rahat bırak. Oy. Çok fena ısırdı. Çok fena ısırdı. Cansu'nun dediği gibi oldu. Zıpır bir dur çocuğum. Zıpır bildiğini zıpır. Bak. Tamam annem. Zıpır dursana. Zıpır. Düşürdüm seni zıpır. Tamam annem. Tamam. Az daha biberon vereyim çocuğuma. Tamam. Şu güzelliğe bir bakın. Şu güzelliğe, şu sütlü ağza bir bakın. Oh, kurban oldu. Davul karınlı, davul. Zıpır çocuğu rahat bırak. Ne oluyor lokum, beni korkutuyorsun? Aslanı hırkanın içine falan soktum ya ben. Nasıl bana cırladı? Bak kızım bak. Deme. Arkadaşlarım vallahi lokum beni bir korkuttu. Bir tısladı, bir de acayip bir ses çıkardı. Dedim beni parçalayacak. Kız eve korku saldı Allah'ım ya Rabbim. Aslan eve geldiği zaman da çok böyle gerilmişti falan. Koynuma soktum ben de aslanı, böyle annesi gibi hissetsin, böyle yuva gibi hissetsin diye. Ondan sonra geldi hırkanın içini kokladı lokum. Ondan sonra da bir acayip ses çıkardı. Dedim bana dalacak. Neyse güzel arkadaşlarım, biz evimize geldik gördüğünüz gibi. Çocuklara fasulye götürdüm, mercimek çorbası götürdüm, pilav yaptım, şehriyeli pilav yaptım, pilav götürdüm. Karınlarını doyurdum. Ondan sonra Caner, ben yemekleri pişirdiğim zaman Caner dershaneden geldi işte. Biz evde yedik, çocukların yemeğini de götürdük.
Hastaları vardı, serum falan vardı. İşte biraz serumun gitmesini bekledik. Cansu'yu da alıp gelelim derken saat 11'de mi geldik biz eve? Öyle bir şeyler. Kliniğe gidince de geri gelinmiyor arkadaşlarım. Öyle. Ben size Adapazarı diyorum. Ya Beypazarı'ndan, Ankara'dan aldıklarımı, işte arkadaşlarımın verdiğini falan bir göstereyim. Haydi gelin bakalım. IKEA'dan aldıklarımı da göstereceğim. Haydi bakalım. Hemen mutfağa geldim arkadaşlarım. Size şimdi Ankara'dan ve Beypazarı'ndan aldıklarımızı göstereceğim. IKEA'dan aldıklarımızı bir sonraki videoda göstereyim arkadaşlar. Çünkü saat çok fazla ilerlesin istemiyorum. Hemen gideyim. Bir an önce uyuyayım. Uyku düzenimi, vücudumu bir toparlayayım arkadaşlarım. Hani bağışıklığımı bir toparlamam lazım. Ağzımdaki yaraları falan görüyorsunuz. Burada var, burada var, şurada var. Dilimde var. Var da var. Allah eksikliğini göstersin, ağzımdaki yaraların eksikliğini göstersin. Böyle şey, hani hep tersi dua ederiz ya. Ondan sebep, şimdi hemen aldıklarımızı göstereyim. Beypazarı'ndan Beypazarı kurusu aldık arkadaşlarım. Hatta benim burada arkadaşım var, Halime diye. Caner'in ilkokuldan sınıf arkadaşı, veli arkadaşımız. Benim de yakın arkadaşım diyebilirim. Instagram'da ben böyle Beypazarı kurusu diye paylaştım. Şey dedi bana, ne dedi? Kurusu da güzel olur, yaprağı da güzel olur, salçası da mı güzel olur dedi. Kız dedim, sen nereden biliyorsun? Ben dedi satışını yapıyorum dedi. Hadi ya dedim, hiç duymadım falan dedim. Onlar bir ara tayinci gittiler, geri geldiler tekrardan. Şöyle Beypazarı kurumuz var. Cansucuğum da çok sevdi. Naide'den tarifini alıp ben de yapmayı istiyorum. İçinde tarçın falan varmış. Böyle tam tarifini almak lazım. Bayağı da yağlı bir şey. Böyle sıcak sıcak yiyeceksiniz. Nasıl mis gibi kokuyor valla. O Beypazarı'nın sokakları çok güzel kokuyor. Yani Beypazarı'nda aklım kaldı. Allah nasip ederse Naide'ye tekrar gitmek, tekrar gezmek istiyorum. Ondan sonra yine Beypazarı'ndan bakar mısın şu nanenin yeşiline? Kendileri kurutuyorlarmış. Böyle halk kendi kurutuyormuş. Dışarıya bile geliyor mis gibi kokusu. Başka bir yerden alıyorduk. Naide dedi ki, Yeliz'cim dedi, o dedi eski galiba. Bak dedi, buradakinin yeşili daha canlı, daha güzel dedi. Şunu 50 liraya aldık, inanabiliyor musunuz? Bir yıl gider neredeyse. Sonra tane kekik aldık. Bunu da böyle taze taze ufalayınca çok güzel olur et yemeklerine, çorbalara falan. Ve çayını yapmak da çok kolay olur. Çok daha pratik olur. Hani küçük küçük olmadığı için bu da güzel olur diye düşündüm. Tam zamanı böyle kekik çaylarının falan. Sonra bakın Naideciğim ne verdi bana, bize. Bütün arkadaş kim vardı? Gülsüm de vardı. Tabii diğer arkadaşlarımız gelemedi. Yıldız'ın mobilyası gelecekti, gelemedi. Sibel de düğünden hemen bir gün sonrası olduğu için gelemedi. Şöyle yaprak verdi ve yaprak sarmıştı ya bize. Nasıl sardığını da tarifini aldım. Gruptan da sorarım. Naideciğim tam tarifine verir misin, yazar mısın diye. Böyle yaprağını verdi. Oranın üzüm yaprağı. Gerçekten mayhoşluğu o kadar güzeldi ki. Ve dedi ki, hiç limon koymadım arkadaşlar dedi. Çok güzel bir mayhoşluğu vardı. Allah keseli bir göstermesin. Elleri kolları ağrımasın. Rabbim görünür görünmez kazalardan hepsini korusun. Sağlık sıhhat versin inşallah. Fişi de buradan. Şöyle bir tane, bir kilo, yarım kilo mu kız bu? Ne kadar acaba? 85 liraya şey aldık. Biber salçası aldık. İkisi 170 lira. Evet. Ama gramajını göremiyorum herhalde, bilemedim. Çok alışkın değilim ben öyle fiş okumaya. Ama 1 kilo var. 85 liraya, ben burada daha önce de söylemiştim. Annem için 3 kilo biber salçası siparişi verdim. Kilosu 180 lira. Vallahi dedim, Naide salçalarımı almaya geleceğim Beypazarı'na. Ondan sonra bunu da böyle koyalım. Şöyle Sibel'de görmüştünüz. Havuç lokumu. Beypazarı'nın havucu da meşhur. Sodası da meşhur biliyorsunuz. Naideciğim sağ olsun, havuç lokumu almadık diye Yıldızlara gelirken havuç lokumu getirmiş böyle. Allah kesedi bir göstermesin. Allah güzel insandan ayırmasın. Şöyle 5 kiloda domates salçası aldık arkadaşlar.
Bunu da 400 liraya aldık ya. Valla. Şöyle. Ve tuzluymuş bu. Artık bir zaman böyle yemeklere kullanırken zorlanırız diye düşünüyorum. Bizim kızlara falan da almayı düşündüm aslına bakarsanız ama arabayı park ettiğimiz yerle fuar olduğu için yürüme mesafesi bayağı bir vardı. Fuar olduğu için işte kapatılmıştı yollar. Elimizde taşıyamayacağımız için kızlara söyleyemedim bile. Söyleseydim belki mutlaka denemek için isterlerdi. Bunu da böyle. Kuru patlıcan. Yumuşamaya başladı bile biliyorsunuz. Bunu ben dondurucuda mı saklasam arkadaşlar? Pardon. Biliyorsunuz dondurucu aldık. Dondurucuya atsam rahat rahat kullanırım. Ben bozulmamış olur. Daha dondurucumu da dolduramadım zaten. Şimdi bir de şunu aldık. Ankara balığı aldık arkadaşlar. Sibel'cim bana orada böyle şey yaptı. Ballı bir karışım yaptı hatırlarsınız. Böyle zencefilli, karabiberli işte bir şeyler. O baharatların içinden ben bu balın aromasını aldım böyle. Dedim ki Sibel bal ne kadar güzel. Ondan sonra neyin balı bilmem ne falan, Atatürk Orman Çiftliği'nin balıymış. Ankara balı diye geçiyormuş arkadaşlarım. Üstünde de yazıyor zaten Ankara balı diye. Bize alır mısınız dedik, sağ olsunlar aldılar. Şimdi hani şey olmasın. Herkes her şeyin altında kötülük arıyor ya, böyle fitnelik fesat. Ya herkes demeyeyim de kötü kalpliler fitnelik fesatlık alıyor ya. Bu sefer de derler ki ya gördün mü bak aldırmış. Parasını verdik arkadaşlarım. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan. Hani şey dedik, alır mısınız, bizim için alır mısınız dedik. Zorla da bura harçlık falan filan diye zorla tıkıştırdım yani, bir yerlere koydum. Almadılar, elimizden almadılar. Dedim arkadaşlık başka, alışveriş başka. Sağ olsunlar. Ondan sonra biz 2 ayı Gülsüm'le gezdik biliyorsunuz arkadaşlar. Gülsüm benden önce gitti, kasada ödemeyi yaptı. Ondan sonra tekrar gezdik, tekrar bir şeyler daha aldık. Ben ona bulaşık mata almıştım. Gördüğünüz gibi. Bulaşık mata aldım. Meğersem o da almış. Biz onunla beraber gezerken bulaşık matlarını görmüştüm. Alsam mı almasam mı? Ben de dedim ben kullanıyorum, çok memnunum Gülsüm. Hani rahat edersin falan demiştim. Neyse sonra alırım dedim. Meğersem kasaya yaklaştığı yerde görünce almış. Ben de hani orada beğendi almadı diye, hadi dedim hediyem olsun gibisinden şey yaptım. Alayım dedim hani Gülsüm'e bir hediyem olsun, ufak bir hediyem olsun diye aldım. Onu da koymuş poşetin içine. Sonra ne koymuş? Canım arkadaşım ya, erişte de koymuş şöyle. Hiç ben bunları görmedim. Bunları ben yıldızlardan ayrılırken şey dedi Gülsüm. Yeliz dedi tripodum kalmış dedi, onu da koydum. Biraz erişte de koydum dedi. Ben yanında yoktum bunları koyduğum zaman. Bayağı da koymuş. Allah bin kere razı olsun. Allah iki cihanda da yüzlerini güldürsün. Sizin de yüzünüzü güldürsün. Güzel görüp güzel gören arkadaşlarım. Allah iyi, herkese iyi insan nasip etsin. Güzel insan nasip etsin. Onlar şimdi şey yaptılar ya, bu ödemeleri, IKEA'nın ödemesini yaptılar. Ondan sonra işte diyorum Gülsüm IBAN ver, IBAN ver. Oradayken de dedim, yolda gelirken de dedim. En sonunda IBAN'ı aldım arkadaşlarım. Sonra IBAN'ı gönderirken de dedim böyle birazcık fazla gönderdim. Bulaşık matıyla o mini çiçekler benim hediyem olsun. Son sözlerimi söylerken telefonun depolama alanı doldu. Benim hediyem olsun Gülsüm'cüm dedim. Öylelikle gönderdim, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Hepsi kapılarını açtı, güler yüzlerini eksik etmedi, tatlı dillerini eksik etmedi. Şu kadarcık acaba istenmiyor muyuz gibisinden hiçbir şüpheye, kuşkuya düşürmediler ki. Aksine geldiniz, nereye gidiyorsunuz, geldiniz az daha kalın, Gülsüm olsun, Sibel olsun, Yıldız olsun. Allah bin kere razı olsun, Naide'den olsun. Gerçekten hani gelmişken kalın biraz daha, kalın biraz daha. Ben de dedim ki şimdi adam emekli yeni oldu, baştan bir bunaltmayayım. Hani gittiğimiz yerden geri gelmiyoruz gibisinden düşünmesin. Çocuklarımız da orada ne yapıyorlar ne ediyorlar biliyorsunuz, iş kurduk. Evladımız, Allah bütün evlatların yolunu bahtını açık eylesin. Hani onun da ihtiyacı oldu, tam böyle rayına oturmadığı bir dönem. Daha bir ay olmadı işte kliniğimizin açılalı.
Ondan sebep geldik. Dediğim gibi çok da güzel ağırlandık. Naide dedi ki ben bu kadar uzun kalacağınızı bilseydim Yeliz'cim sizi hayatta bırakmazdım dedi. Ben de şey dedim, Naide tek araba geldiğimiz için dedim. Hani iki araba gelseydik ben de kalmak istiyordum dedim. Tek araba geldik, bir sonrakinde Allah nasip ederse dedim sana yatıya da geleceğim güzel arkadaşım dedim. Gerçekten Beypazarı aklımda kaldı. Naide'nin sohbetine doyamadım. Öyle çok güzeldi, oralarda çok güzeldi. Ondan sonra çok güzel bir Ankara çıkarması yaptık diyebilirim. Çok güzel hatıralar, anılar biriktirdik. Dost meclisimizi tekrardan canlandırdık. O kadar özlemişiz, o kadar özlemişiz ki. Gerçekten Allah dediğim gibi yani herkese güzel insan denk getirsin, güzel insan nasip etsin. Rabbim iyilikten, güzellikten ayırmasın. Hiçbir sevdiğimin acısını, kötü gününü göstermesin. Hep güzel günleri paylaşmak için bir araya getirsin Rabbim bizleri inşallah. Artık ben gidiyorum. IKEA'dan aldıklarımı da göstersem bir 10 dakika daha konuşurum herhalde. Ondan sebep bir sonraki videoda onu gösteririm. Aynı zamanda düzenlemeleri de yaparız belki. Onun öncesinde benim birazcık hani düzenlemeler, şunlar bunlar kenarda dursun. Benim biraz bağışıklığımı toparlamam lazım. Onun için erken uyumam lazım. Ne kadar sağlıklı olursam karşınıza da o kadar dinç ve enerjik bir şekilde gelebilirim arkadaşlarım. Öyle. Bugünlük de böyle olsun. Bugünü de böyle geçirdik. Keyif alarak izleyen, beğenen, destek olmak isteyen, hayatının bir yerinde bize yer açmış olan güzel arkadaşlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel bakıp güzel gören arkadaşlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Videoları hatırlatmayınca da unutuluyor. Unutmayın güzel arkadaşlarım. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bafra'dan, evimden, nerede izliyorsanız, hangi şehirde, ülkedeyseniz, hangi ilçede, köydeyseniz hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.